tekrarını ilerletelim arkadaşlar. Sesi zaten görüyorsunuz, hani bir şey dememe gerek yok. 61 TL'ye alacağınız en iyi Bluetooth hoparlör arkadaşlar. Yalnız Plakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size TG117 Bluetooth hoparlör incelemesini yapacağız birlikte. Arkadaşlar ürünü biraz önce teslim aldım. Hemen videoyu açıp kayda girdim. Sizlerle beraber ürünü açacağım arkadaşlar. Bunu internetten 61 TL'ye satın alabilirsiniz. Yani şimdi göreceğiz nasıl bir şey olduğunu. Nasıl, bası falan yerinde mi? Sesi nasıl? Kalitesi nasıl falan? Hepsini teker teker inceleyeceğiz arkadaşlar. Yavaştan açmaya başlayalım direkt. Buradan hemen keselim ürünü. Aynen. Şimdi arkadaşlar paketimizi çıkardık. Çıkardıktan sonra görmüş olduğunuz gibi güzel bir paketleme yapmışlar. Arkadaşlar şimdi bu üstündeki adını bilmediğim şeyi de hemen keselim. Ben şuradan ufaktan bir göstereyim tekrardan şöyle. Arkadaşlar bana siyah modeli geldi. Size hangisi gelecek hiçbir fikrim yok. Çünkü renk seçeneği seçemiyorsunuz. Yani adamlar stoğuna göre yolluyor. O yüzden bana siyah geldi. Ben de siyah bekliyordum. Siyah geldi. İyi oldu yani. Siyah geldi. Şimdi arkadaşlar ürünü açtık. Kutusu gözüktü. Şimdi bunu da çıkardıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünümüz bu şekilde, bana siyah geldi. Tekrardan söylediğim gibi ürünü stoğuna göre yolluyorlar. Görmüş olduğunuz gibi renkler bunlar arkadaşlar. Benimkini siyah yolladılar. Sizinkini hangisini yollayacaklarını bilmiyorum. Seçemiyorsunuz yani. Hiçbir türlü seçme şansınız yok. Adamlar istediğine göre yolluyor. TG117 Bluetooth hoparlör modeli. Şimdi hemen açalım yani ürünü. Kutusundan çıkardık arkadaşlar. Tekrardan bu kutudan çıkaralım. Nerede bu? Ha, şuradan arkadaşlar direkt açalım şöyle buradan. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hoparlörümüz burada. İçinden iki adet arkadaşlar kablo çıkıyor. Birisi şarj cihazı, birisi AUX arkadaşlar. Bunları bir köşeye bırakalım. Buradan açayım hemen. Görmüş olduğunuz gibi bu şarj kablosu arkadaşlar. Ürünü ilk geldi haliyle şarjını bitirdikten sonra arkadaşlar yaklaşık bir 3-4 saat kadar şarjda bırakın. Bu da arkadaşlar AUX kablosu. Bunları da hemen köşeye bırakalım. Biz direkt ürünümüzü açalım arkadaşlar. Ürünü paketimizden çıkaralım hemen. Görmüş olduğunuz gibi içinden bir de garanti belgemiz çıkıyor arkadaşlar. Ama bir işe yarayacağını sanmıyorum. Çünkü zaten 61 TL'lik bir hoparlör yani. Bunu servise yollamanıza gerek kalmaz. Zaten bakacağız nasıl bir şey olduğunu. Hemen poşetten de çıkaracağız arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tasarımı JBL ile aynı. Yani JBL ile birebir aynısı arkadaşlar. Bir farkı yok. Arkasından da görmüş olduğunuz gibi böyle bir tuşlar var. Bu yanlarda da bastırı var. Hemen şu TG yazısının orada arkadaşlar hoparlörleri var. Yani iki adet, bir sağda bir solda var. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hoparlör böyle. Yani tasarım oldukça şık. JBL'den özenmişler yani. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım, bir ufaktan incelemeye başlayalım. Arkasını çevirip hemen başlatalım hoparlörü. Üstteki arkadaşlar açma tuşuna basılı tutuyoruz. Tekrardan basalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hoparlörümüz açıldı. Böyle bir ses çıkıyor. Şu arkasındaki arkadaşlar yerini açarsınız. Buradan hem şarj edebilirsiniz, hem AUX girişi, hem de arkadaşlar USB girişi var. İsterseniz buraya hafıza kartını da koyabilirsiniz. Yani microSD. Burayı kapatalım arkadaşlar direkt. Şu anlık bizim çünkü işimize yaramayacak. Ben göstermelik çektim. Şuradan kapatalım hemen. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürün önümde. Hani incelemesi gayet güzel bence. Sesi de şu an iyi çıktı. Biz tekrardan bir test edelim. Arkadaşlar bir telefon aldım. Buradan hemen göstereceğim. Bağlantılardan Bluetooth'u açıyorsunuz. Açıktan sonra arkadaşlar Bluetooth'a girip TG117'yi
bulacaksınız arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çıktı, eşleştiriliyor şu anda ve bağlanın arkadaşlar. Şu anda 170 %70 şarjımız kalmış. Hemen ortaya basıp YouTube'a girip bir tane telifsiz şarkı açalım arkadaşlar. Sesimizi test edelim hemen nasıl çalışıyor diye. Şuradan arkadaşlar hemen telifsiz şarkılar yazıp aratalım. Şu en baştakini açalım mesela. Arkadaşlar ilerletelim hemen. Görmüş olduğunuz gibi sesi gerçekten güzel. Tam bir fiyat performans ürünü. Yani tavsiye ederim, bası filan sesi gayet iyi. Kısık ses açmama rağmen arkadaşlara bu kadar ses geliyor. Çok kısık seviyede açıyorum şu an. Sabahın körü çünkü. Tekrardan ilerletelim arkadaşlar. Sesi zaten görüyorsunuz, hani bir şey demem gerek yok. 61 TL'ye alacağınız en iyi Bluetooth hoparlör arkadaşlar. JBL'den farksız arkadaşlar. Buradan da isterseniz şarkıyı değişebilirsiniz. Biz burayı hemen kırpalım, telif veririz çünkü. Arkadaşlar başka bir şey de gerek yok. Ürün çünkü gerçekten gayet de güzel arkadaşlar. Bu fiyatı alabileceğiniz en iyi hoparlör. Ben açıklamaya yani linkini koyacağım. Açıklamadan ürünü alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.